Uzun süre Facebook, Google gibi global ama yeni nesil şirketlerin havalı ofis halleri beyaz yakalı ahalisinde gündem oldu. Devamlı biraz imaj çalışması, biraz sempati barındıran, karşılama ve özel gün paketleri yükselişe geçti. Hani şu kaydıraklı, oyun odalı, içinden zipline geçen renkli ofisler ve bol marka rengi barındıran hediye paketi çalışmaları. Peki ofis ve çalışma hayatının geleceği gerçekten nereye gidiyor? Hadi gel bunu konuşalım. Merhaba, ben Şahap. İş hayatına özünde faydalı olmak, katkı sağlamak, gelişmek, geliştirmek ve öğrenmek olarak bakan biriyim. Hayatı mühendis olarak başladım lakin satıcı ve sigortacı, özel müşteri danışmanı, eğitmen, yönetici, danışman gibi görevlerle öğrenciliğimden bu yana 20 yılı doldurdum. Bu deneyim ulusal gazeteler dahil farklı mecralarda düzenli makaleler, video içerik ve podcastlerle birlikte Kurumsal Hale adındaki kitabımı doğurdu. Merhaba Şahap, stüdyomuzu beğendin mi? Beğendim ne kelime, bayıldım. Ama ilk akla geldiği gibi masasına, rengine, bilgisayarına falan değil. Bugünün beğenisi başka şeyleri gerektiriyor. Merak ettim. Hızla sıralasan olur mu? Neler var bugünde ve gelecekte? Misafir olan benim sonuçta. Bulduğumu uyarım. Hadi bu sefer direkt sayalım. Yeni dönem çalışma hayatının kilit noktaları şunlar. Modülerlik, esneklik, hub ofis tasarımları, mesai değil mikro projeyi temele almak. Nitelikli teknoloji kullanımı ile iletişim, mekansız çalışan hatta mekansız şirket, co-work space, kolektif çalışma, network space, uzaktan çalışma için destek tasarımlar, maliyet kontrolü ve verimlilik. Kulağa nasıl geliyor? Heyecanlı ve karışık. Hepsini ayrı ayrı merak ettim ama önce şu ideal ofis konusuna açıklığa kavuşturalım istiyorum. Burada ofis kavramında köklü bir değişim görünüyor. Hatta birçok yerde kendini gösterdi bile. Öyle bir değişim ki bana göre avcı toplayıcılıktan tarıma geçiş, ilk sanayi devrimi sonrası fabrikalara giriş ya da bilgisayarın çalışma hayatına dahil olması ile aynı kademede değerlendirilmeli. Ofisi Türk Dil Kurumu iş yeri, daire, büro olarak tanımlıyor. İş yeri tanımı ise çok sade. Bir görevin yapıldığı yer. Peki ben artık o görevi her yerden yapabiliyorsam ve bunun maliyeti kurumlar için oldukça avantajlı ise ne olacak? O zaman ofis artık verilen görevin yapıldığı her yer. İdeal ofis ne oldu? Yok oldu diye de bakabiliriz tabii. Veya dönüştü de diyebiliriz. Ben dönüşümü benimseyenlerdenim. İdeal ofis bu dönüşümle artık ikiye ayrılıyor. 1. Çalışanın verilen görevi yaptığı her yer. Ki burada kurumlara orayı ideal koşullara taşıma görevi doğuyor. 2. Ortak çalışma, sosyalleşme, fikir geliştirme, çalışanın görevini yapabildiği her yer tanımına cazip bir alternatif oluşturma gibi amaçlarla oluşturulacak hub ofis alanları, co-work space tasarımları vesaire. Burada da çalışan değerini yücelten, şirketi bir anlamda hizmet sağlayıcı konumuna yönlendiren bir anlayış gelişiyor. Yani artık şirketler kendilerini hızla hizmet sağlayarak, ideal koşulları oluşturarak, kontrol ve gelişimi destekleyecek mekanizmayı kurgulayarak katma değer sağladıkları bir geleceği hazırlıyor. Konuya ideal ofis olarak girdin ama yine de merak ettim. Sahada çalışanlar ya da üretim yapanlar için ne öngörebiliriz? Teşekkür ederim. Kısa da olsa buraya değinmek istiyorum. Sahada çalışan, hizmet sektöründe yer alan, fabrikada üreten, yani fiziken bir noktada var olması gereken çalışanların değerleneceği bir dönem olacağı görüşündeyim. Yani zaten değerliydiler ama pandemiyle birlikte ofis insanları evlerine kapanıp sahada bulunanların işleyişi var ettiğine şahit olduktan sonra iş hayatı asla eskisi gibi olamazdı. Ve işverenler açısından bakarsak bu insanları kurumlarına tutundurmak için çok çalışma ve özenme vaktidir. Peki o zaman çalışma hayatının geleceğinde neler var? Az önce saydıklarım, yani mekansız çalışmalar, esneklikler, dijitalin yükselişi, gelişimi destekleme, kolektif çalışma, modülerlik, proje bazlı iş tasarımı vesaire hepsi var. Ama daha önemlisi ne biliyor musun? Daha önemlisi çoğunlukla sistemi yürüten, işleyişe dahil olmanın değerli olduğu bir dönemden insan vasıflarının değerli olduğu ve katma değerli sıçrama yaratacağı bir döneme giriyoruz. Bak burası çok heyecanlı. Hepimizin geleceği tam bu noktada. Açıklayayım. Dijitalin, otomasyonun, akıllı sistemlerin, gerçek anlamda kullanımının dönüm noktasındayız. Robotların ve kobotların ne kadar etkin olacağı, uzaktan çalışan her nesilden çalışana ne gibi desteklerin verileceği, anlık bağlantı modülleri, sosyalleşmeyi sağlayacak uygulamalar konuşuluyor. Çok değil, bir yıl önce uzaktan çalışma denilince haftada bir evden çalışmak anlaşılırdı ki o da neredeyse gayri resmi bir izin günü gibi algılanırdı. Şimdi beyaz yakalı dijitalin içine düştü.
online toplantıları ya da eğitimlere geçtik, online konferanslar falan yapılıyor. Ekip halinde dijital bağlı olarak çalışma mümkün hale geldi. Üstelik hem senkron hem asenkron olarak. İlginç olan şu ki, bu değişim iş süreçlerini otomatik hale getirdikçe insani özellikler değerini teyit ediyor. Yani sistem yeni formu ile işleyecek, ancak bunun içerisinde iletişim, işbirliği, sosyalleşme becerisi, duyguları anlama, topluluk hissiyatını sağlama, lider olma, fikir geliştirme, müzakere gibi özellikler insanın devamlılığını sağlayacak. Değişikliğin diğer adımlarını biraz özetler misin desem? Memnuniyetle. Çözülmesi gereken en büyük problemimiz sürekli, nitelikli, sağlıklı iletişimi sağlamak olacak. Şimdi özellikle sosyal canlı olan insanın iş motivasyonu için bu çok kritik. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma birçok alanda hibrit çalışmaya evrilecek. Yeni nesil ofisler ortak çalışmadan çok bilgiyi ve iletişimi çoğaltma alanı olacak. Çalışan için ideal çalışma ortamını oluşturma sorumluluğunu üstlenen kurumlarda yan haklar, çalışan için yapılan yatırımlar ve harcamalar şekil değiştirecek. Eve internet ya da çalışma uyumlu mobilya desteği, servis yerine seyahat imkanı, nitelikli gelişim kaynaklarının çoğaltılması, mesela mesafeli ekip etkinliği için yeni fikirler vesaire. Mesai kavramı kendini proje bazlı çalışmaya bırakacak. Uzaktan çalışma saati kontrolündense görevin ve sorumluluğun sahiplenildiği, inisiyatifin arttığı süreçler oluşacak. Bir araya aynı anda hiç gelmemiş ve belki gelmeyecek insanları yönetme sorumluluğu, yeni çözüm arayışlarını var edecek. Liderlik vasfı ve vizyon temsili yükselişe geçecek. Verimlilik yükselecek ama bağlılık yeni dönemin kilit sorunlarından biri olacak. Otomasyon yükselecek, aynı oranda insana olan ihtiyaç artacak. Yani konu kaydıraklı ofisten, renkli duvarlardan çok başka bir seviyede. Şahap, hala stüdyomuzu neden beğendiğini tam açıklamadın. Vakti gelmedi mi? Haklısın. Bak burası teknolojisi, tasarımı ya da işe uyumu ile oldukça nitelikli. Ama aslında hepsi pandemi öncesi döneme ait ihtiyaçlara göre değerli. Şu an değerli olan ise bu çekim öncesi online görüşmemiz. Bana uzaktan tasarım ve beklentiyi aktarabilmeniz. Ekip halinde kolektif olarak anlatımı değerlendirip yeni fikirler oluşturmanız. İletişimi yüksek tutup karşılıklı anlık tasarımlar yapabilmemiz. Ya da danışmanından yönetimine, uzmanından planlayıcısına rahatlıkla koordine olabilmemiz ve hatta şu anda buraya sadece fiziki olarak burada olması gerekenlerin gelmesi, diğerlerinin ise uzaktan ama aslında yakın olabilmesi. İşte tam olarak bundan dolayı çalışma hayatının geleceğini birlikte konuşuyoruz. Çok teşekkürler Şahap. Deniz Akademi YouTube kanalında birlikte yaptığımız serinin 3. videosunu tamamladık. Eğer isterlerse sağ üst ekrandan ilk 2 videoyu izleyebilirler. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Benzer videoları kaçırmak istemiyorsan hemen abone ol. Ve tabii ki beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Faydası olacağını düşündüğün arkadaşınla da bu videoyu hemen paylaş. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere.